Evet hocam, ikinci üniteden başlayacağız inşallah. İkinci ünite. Evet. Arkadaşlar merhaba. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün misafir olarak aranıza katılıyorum. Normalde dersi Ercan Baran arkadaşımıza yürütüyorsunuz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Arapça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Nasip kısmet olursa arada bazen derslere ben de misafir olarak geleceğim. İnşallah dersi beraber işleyeceğiz. Tabii biz normalde sayı kaç oluyor? 106 katılımcı gözüküyor. Herhalde şu Hocam anlık. 250-300 arası, 300'ün bazen biraz üstüne çıkıyor. Öyle mi? Tabi Ramazan dolayısıyla he, biraz şey. Evet, Sayı iki. artar büyük ihtimal birazdan hocam. Evet, 100'ü geçmiş zaten. Yani seminer demeyelim, ders demeyelim. Seminer bazında, seminer tarzında bir ders işlerim nasip kısmet olursa arkadaşlar. Evet. Kısaca ben kendimden bahsedeyim. 1979 Ankara doğumluyum. Memleketim Samsun arkadaşlar. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü 2003'te tamamladık. Yüksek lisans ve doktora da 2011'de doktora da orada aynı üniversitede bitti. O zamandan bu zamana kadar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Arapça bölümünde devam ediyoruz. Nasıl kısmet olursa bazı dersleri burada beraber yürüteceğiz inşallah. Bizim sizden öğreneceğimiz hususlar sizin bizden bilgi olarak belki pek yoktur ama tecrübe olarak belki paylaşacağımız hususlar da olacak bakalım nasipse. O zaman ikinci ünite alfaba demişiz arkadaşlar. Feba. Buradaki kelimeler okumak istiyoruz. Okumakla ilgili gönüllü olan arkadaş varsa buyursun. Beraber bakalım söz hakkı alabilir. Mikrofon açıldıktan sonra iştirak edebilir. Kelimeler var malumunuz. Kalıplarımız var bunun altında. Zaten daha önce birinci dersi işlediniz. Kalıp kısmımız alt tarafta geliyor. Ve bu konuyla alakalı, üniteyle alakalı birkaç metin ve alıştırmalardan da ibaret var. Alıştırmalar da mevcut. Evet, Ayşenur Hanım, Ebu Zer, Adem Bey, Kadriye Kadriye Hanım. Hanım'a söz verdim. Olur. Katılımcımız Kadriye Hanım. Olur. Buyursun bakalım Kadriye Hanım. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam Kadriye Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? hocam. Sizler de hoş geldiniz. Elhamdülillah hocam. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Teşekkür ederim. Kadriye Hanım nereden iştirak ediyorsunuz? Osmaniye'den hocam. Osmaniye'den. Ha, o zaman siz daha önceki kura da devam etmiştiniz sanırım. Öyle mi? Yok hocam ben ilk defa Öyle mi? adaya katılıyorum aynen. Güzel. Biz normalinde bu kitabın öncesini de bir önceki kurda tamamlamıştık ama şu anda orta bir kısmına geldik. Yani bunu devam ediyoruz. Nasipse beraber devam edeceğiz. Siz Arapça eğitiminizi İnşallah. nereden aldınız? İlahiyat mezunu musunuz? Evet hocam ben yok 3. sınıf ilahiyat öğrencisiyim Çukurova Üniversitesi'nde. Güzel. Hazırlık okudum bir yıl ve çok fazla Arapça çalıştım. Yani günde 6 saat falan çalıştım. Suriyelilerin kaldığı bir yerde yani orada bir görev falan yaptım açıkçası gönüllü olarak. Onların kültürlerini de dil yapısını bayağı öğrendim. Bu şekilde Güzel. hocam. Aynen. Güzel. Ama onlar Günde evet 6 buyurun. saat çalışınca çok fazla mı oluyor Kadriye Hanım? Böyle Yok. çok 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 fazla dediniz de böyle 6 saat. Yani ideali bunun 1 saat midir sizce nedir yani? Yok hocam ben hazırlıkta öyle çalışıyordum. İşte birinci, ikinci sınıfa geçince artık hani diğer derslerle de iştigal olunca biraz eksildi. Evet. Yani 6 saat çalışıyordum da benim için biraz yani güzel oluyordu ama hani 1 saat azdır tabii ki ama 6 saat de bence ideal çalışılabilir yani Arapçaya öyle Çok düşünüyorum. değil o zaman, ideal değil. Evet ideal hocam çok değil. İdeal diyelim, tamam. Yani Çok dedin mi hazırlık gözümüz korkuyor. yok hocam hazırlıktayken hani ondan Evet, dolayı. hayırlısı olsun bakalım. Evet Kadir hocam, buyurun bakalım. Elfaba ne demekmiş ünitenin adı? Elfada uzay hocam. Uzay demek değil mi? Feza Evet zaten hocam. kullanıyoruz biz. Bu da Evet bazen hocam. Z olarak geçmiş, bazen D olarak geçmiş malumunuz. Okuyalım bakalım kelimeleri, buyurun. Riyadiyu, fizyai, Anlamı murabat. nedir? Riyazi. Riyadiyu matematiksel mi diyebiliriz hocam? Matematikçi. Matematikçi. Aha, Hı, riyaba, değil. riyazet ilmi. Evet. İlmur riyaba, normalinde matematik demek. Riyazi, riyadiyat olur. Riyazi, matematikte uğraşan. Sonraki Evet hocam. kelime fizyai, bu ne demek? Fizyai, fizikle uğraşan Fizikçi demek değil mi? fizikçi. Matematikçi, fizikçi dedik. Evet, sonraki. Murakabe. Hocam bu kelimeyi açıkçası hatırlayamadım.
Gözlem demek, gözlemlemek, gözlemlemek, gözlem yapmak, bizzat gözlemi kendisi, mastardır değil mi? Evet, bunun hocam. Maziyesi nedir? Rakabe, rakabe sülasi ama rakabe müfeali kalıbına geldiği için. Güzel, rakabe maziyesi dedik, muzarisi nedir o zaman? Yukaribu. Yurakibu, ra başa geldi değil mi? Rakabe, yurakibu. Emirkipi nedir? Emirkipi. Hocam bir dakika. Emir kipi için üzerinde çalışmam lazım diyorsunuz yani. Rakibe. Rakibe. Güzel. Gözlemle. Gözetle. Rakib. O zaman murakabe kısmı da bunun mastarı oluyor değil mi? Evet hocam. Gözlem demek ya da gözlemlemek demek. Evet devam edelim. Sonraki kelimemiz nedir? Favvera. Favvera. Hocam değişmek, başkalaşmak... Geliştirdi. Ve gelişmek. Evet, geliştirdi. Geliştirdi diyelim. Hı-hı. Geliştirdi diyelim. Tatavvara olursa gelişti olur. Dönüştü evet, olur. Tavvara, yutavviru değil mi? Muzarisi. Defail kalıbından. Emir kipi ne gelir bu? Buradan Kadriye Hanım. Tavvara, yutavviru. Tavvir. Tavvir. Güzel. Geliştir. O zaman masları ne gelir? Tavvara, yutavviru. Başa almam lazım. Tavvir. Yoksa yakalayamıyorum diyorsunuz. Yok hocam. Tatvir değil mi? Tatvir evet, geliştirme demek. Güzel. Devam edelim. Sonraki kelime. Saruh. Hocam füze diye hatırlıyorum ama. Füze. Doğru hatırlıyorsunuz. Füze, roket demekti. Saruh, savarih. Savarih. Sonrası nedir peki? Tahkik kelimesi var hocam. Tahkik de... Yine mastar ise evet, bunun hocam. Mazisi ne olur? Fiilin sülasesi hakka fakat tef'il kalıbına geldiği için hakkaka yuhakkiku tehtiku. Emir kipi nedir? Emir kipini de söyleyelim. Hocam bir dakika. Hakkıyık. Hakkıyık. Evet hocam. Hakkıyık. Master da tahkik. Tahkik. Tef'il kalıbında. Hocam şimdi tahkik Türkçe'de kullanıyoruz zaten. Şimdi gerçekleştirmek aklımda... demek, yapmak demek. Gerçekleştirme diyecektim de. Yapmak, hani, yani biraz gerçekleştirmek, hani. Gerçekleştirmek, yapmak hocam. Mesela tahkik aynı zamanda soruşturma demek. Tahkik, tahkikat, soruşturma evet, mesela. O var. Araştırmak, incelemek bu anlama da gelir. Peki biz yani yazma eserlerin gün yüzüne çıkarılmasıyla ilgili tahkik eden diyoruz. Tahkik ya da muhakkik dediğimiz kısım var. O evet, ne anlama geliyor, ne ifade ediyor Kadriye Hanım? Bilgimiz var mı bu konuda? Tahkik dediğimiz kısım yazma eserlerle ilgili olaraktan. Evet hocam. Hocam açıkçası ben hani kelimenin kökü haktan geliyor ya. Oradan yani aslına ulaştırmak veya hakkını vermek anlamı aslında aklıma geliyor. Aslına ulaştırmaktan iyi yakaladınız. Doğru. Tahkik etme demek. Normalinde bir yazma eserin farklı nüshalarını alıp müellifin telif etmiş olduğu en öz nüshaya ulaşma çalışmasıdır. Edisyon kritik deriz biz buna. Tenkitli metin de deriz. Tenkitli metin, edisyon kritik. Örnek veriyorum. Bir yazma eser, örneğin işte Zemahşeri'nin El Keşşafı. Örnek veriyorum. Bir nüshası İstanbul Süleymaniye'de. Bir nüshası Halep'te. Sancak'ta malum Osmanlı zamanında. Diğer nüshası Mısır'da. Siz bu üç yazma eseri alıyorsunuz. Üçünün müstensihleri, yani bu yazmayı bizzat kendisi yazanların ölüm tarihleri esas alınarak eserin telif edildiği zamana, yani müellife, yazara en yakın olanı esas alınaraktan bir inceleme yapıyorsunuz. Satır satır, kelime kelime. Diyorsunuz ki müellife en yakın nüsha, örnek veriyorum, İstanbul'daki bu nüsha, A nüshası. Ben bu nüshaya esas alarak diğer ikisindeki farklılıkları da oraya gireceğim diyorsunuz. O zaman kelime kelime üç nüshayı karşılaştırma yaparaktan sizce en doğru, en orijinal nüsha ortaya konmuş oluyor. Bu bahsetmiş olduğum tenkitli metin çalışmasıdır. Bununla alakalı yüksek lisans ve doktora çalışmaları şu anda biz üniversitelerde yaptırıyoruz. Demek ki ecdat zamanda telif edilmiş, kütüphanelerde raflarda kalmış bir yazmanın gün yüzüne çıkarılma işidir bu. Dolayısıyla önemli bir çalışmadır. Tahkik dediğimiz kısım bu. Muhakkik de bu. Yani o tahkiki yapan kimse. Dolayısıyla
edisyon, kritik ya da tenkitli metin, karşılaştırmalı metin bundan ibaret, ilgimiz olsun. Genel kültür olarak, genel bilgi olarak, madem bu alanda artık orta seviye Arapça bilgisine sahibiz arkadaşlar, şu anda hazırın 150 kişi civarında. Bunu biliyorsunuzdur, tekrardan hatırlatmak babında biz de söylemiş olalım. Tahkik dedik o zaman gerçekleştirme demek değil mi? Kelime anlamı olaraktan diyelim. Kadriye Hanım devam edin. Sonraki kelime nedir? Mecarratun kelimesi hocam. Galaksi. Galaksi demek. Güzel. Mecarra. Galaksi demek. Sonrası? Ceziratun. Hocam ada. Ada dedik. Güzel. Sonraki kelime? İlmi. İlmi. Yani Türkçe kullandığımız ilim. Evet, bilimsel. İlmi diyoruz. Doğru. Sonrası? Mısirun kelimesi var hocam. O da heyecan verici. Güzel, heyecan verici. Spatolos heyecanlı. Evet. Sonrası? Kehfun. Mağara. Mağara demek. Kehf. Ashab-ı Kehf dediğimiz kısım işte bu kehf. Evet. Bu mağara halkı, ehli. Sonrası nedir? Bu kelime. Hayali. Hayali. Güzel. Hayal ürünü de diyebiliriz hani Türkçe çevirince. Hayalci. Hayali aslında. Hayali. Hayal ürünü. Ütopik diyebilir miyiz? Evet hocam diyebiliriz. De olur değil mi? Evet. Sıfat çünkü hayali diyoruz. Sonraki kelime? Meskun. İskan yani oturulmuş yer veya iskan edilmiş yer evet, diyebiliriz. Oturulmuş meskun yer. Zaten meskun mahal olarak kullanıyoruz biz Türkçe'de. Oturulmuş evet. Değil mi? O anlamda kullanılır. İsmi mef'uldür. Sonraki kelime? Delil. Bu da delil. Bizim yani ipucu diyebiliriz. Delil, kanıt anlamında. Evet. Ama aynı zamanda delil siyahi dersen ne olur? Delil siyahi. Siyahi, siyaha, turizm demekti. Siyahi, turizmle ilgili. O zaman delil evet. Siyahi olursa rehber olur. Turist evet. Rehberi. Demek ki rehber anlamına da geliyor. Delil, telefon. Telefon rehberi. Evet. Delil, kanıtla birlikte rehber anlamına da gelir. Sonraki kelime? Evet. Mahluk, yaratılmış hocam. Yaratılmış mahluk, evet. Sahafiyon, gazeteci dedim ama. Güzel, doğru söylediniz. Gazeteci, evet, sahafi. Sonrası? Tahattum. Hocam bu kelimeyi bir türlü çıkaramadım. Parçalanma demek, parçalanma. Uçağın düşmesi, parçalanması. Tahattamat et-ta'ira olaraktan kullanıyoruz. Tahattumda parçalanma, tefa'ul kalıbından değil mi? Evet. Son kelime nedir burada? Gamidun kelimesi de gizemli anlamlarına geliyor. Gizemli, karmaşık, belirsiz, kapalı. Evet. Kapalı bir ifade diyoruz ya. Hani Türkçe'de muğlak bir ifade diyoruz. İşte aslında bu gamid, gizemli olan, belirsiz olan, kapalı olan demek. Evet Kadriye Hanım teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim için. Hocam. Ebu Zer Adem Bey'i görüyorum. El kaldırıyor Emre Hocam. Alabilir miyiz? Verdim hocam. Güzel bir söz verdim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam Adem hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Hamdolsun. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok şükür hocam. Arapçayı nerede öğrendiniz? Hocam nereden iştirak ediyorsunuz? Adem hocam? Ben Muş'tan iştirak ediyorum hocam. Güzel. En doğudayım ben diyorsunuz yani. Aynen. O zaman ilk iftar açan sizsiniz aramızda öyle mi? Yani ikinci olarak biziz. İlk önce Hakkari başlıyor. Güzel. Arapçayı nerede öğrendiniz Adem hocam? Arapçaya 2 sene önce başladım. İmam Hatipliyim. İşte 11. sınıfın sonunda Arapçaya başladım. 12. sınıfta YDT'ye yönelik çalışma yaptım. YDT Arapça sınavına girdim. Şu anda Adıyaman'da Arapça öğretmenliği 1. sınıfım. Öyle mi? Çok güzel. Evet, Allah kolaylık versin bakalım. Allah razı olsun hocam. Evet, buyurun kelimeleri okuyalım. Adem hocam, tabiratu ders. Burada kalıp ifadeler var değil mi? Hem kelime aynen. Hem kalıp. Belki siz bu seti hazırlıkta görmüşsünüzdür. Gördünüz mü? Hocam bizim üniversitede hazırlık yok ya. Öyle mi? Programda yok. Üniversitede vardır da programda yok. Evet, programda yok. Öğretmenliği programında yok. Yani İngilizce hazırlık bölümü vardır mesela yani. Evet, bazen öğretmenlik bölümlerinde oluyor, bazen dil edebiyat bölümünde oluyor veya olamayabiliyor. Mesela Gazi Üniversitesi'nde var 1 yıl hazırlık. 1 yıl hazırlık okuduktan sonra muaf olabilirsiniz, 1. sınıfa geçiyorsunuz. Böyle bir sistem var. Ama bazı üniversitelerde olmayabilir. Evet, Adem hocam buyurun o zaman okuyalım bakalım ilk kalıbımıza. El-adasatul mukarribetu.
El-Adesat El-Mukarribe. Nasıl çevirirsiniz burayı? Ades kelimesini mercimek olarak hatırlıyorum da. Güzel. Ama başka anlamı var mıdır? Yoksa burada mercimek mi diyeceğiz? Şimdi uzaydan bahsediyoruz. Oradan mercimeğe geldik. Ben de onu düşünüyorum. Evet, başka acaba başka bir şey mi? Hatırlamıyorum hocam. Başka manası vardı arkadaşlar. Kelime olaraktan Arapça olabildiğince zengin. Pek çok anlam içerebilir. El-Adesat mercekler diyelim. Mercek var ya. Mercek. Yakın mercekler. Mukarribe. Yakınlaştırıcı. Yakınlaştıran. Yakınlaştırıcı mercekler. Mercekler diyelim. Evet. Demek ki teleskop ve buna benzer hususlardan bahsedecek kitap bize. Bu ünitede. Sonraki kısım? Ameliyen işlemsel. Evet. Yani pratik olarak. Pratik olarak. İşlevsel demek. Doğru. İşlevsel olarak. Sonraki kısım ra'idu feda. Ra'idu feda in uzay gözcüsü galiba. Ra'id dediğimiz kısım ikisi beraber astronot. Astronot. Ra'idu feda. Doğru. Astronot dedik. Son kısma bir bakalım. Burası nedir? Murakkabatun fedaiyatun uzay merkepleri yani uzay araçları. Uzay araçları, uzay mekiği diyoruz değil mi? Evet, mekik olarak. Merkep, merkebet, fabaiye. Biz merkep dediğimiz zaman Anadolu'da hani eşek anlamını kastediyoruz. Ama normali de bakın uzay aracı olarak da kullanılıyor. Her türlü binektir. Rakibe, yerkibi değil mi? Binmekten yola çıktığımız için. Merkebet, fabaiye o zaman tümüne uzay mekiği diyelim. O zaman uzayla alakalı arkadaşlar bir dersimiz olacak değil mi? Bir dinleyelim bakalım ses geliyor mu? Ebu Zer hocam. İstemi'a ve kıra. Evet hocam geliyor. Dinleyelim. Mundul kadim كان الإنسان يحلم بالخروج إلى الفضاء الواسع الذي درسه كثير من الفلكيين والرياضيين والفيزيائيين واخترعوا لمراقبته الآلات والعدسات المقربة على الرغم من الجهود الكبيرة بقي الخروج إلى الفضاء والصعود إلى القمر حلمين جميلين وعندما طور الإنسان الطائرات والصواريخ بدأ يفكر عمليا في ذلك وبعد دراسات طويلة ونشاطات مكثفة استطاع الإنسان تحقيق حلمه وكان الروسي جاجارين أول إنسان يخرج إلى الفضاء وذلك في 12 من الشهر الرابع عام 1961 للميلاد وبعد وقت قصير نزل رائدا الفضاء الأمريكيان أرمسترونغ وأولدرين على سطح القمر وهكذا أصبح ذلك الحلم البعيد حقيقة ولكن أحلام الإنسان لا تتوقف فهو يحلم الآن بأن يعيش في الفضاء وينتقل بين الكواكب فاليوم يكون على الأرض وغدا يذهب إلى المريخ وفي الأسبوع القادم يسافر إلى بلوتو وربما بعد مدة سيفكر في التنزه بين المجرات. Evet. Adem hocam buradasınız değil mi? Hocam kapanmış tekrar açtım. Tekrardan buradayım hocam. Evet. Mozul kadim diyor. Ne demek bu? İbare. Eskiden eskiden beri demek değil mi? Mozul'dan beri demek. Mozul kadim. Kânel insanu yahlumu bil hurucu ilel fada el vâsiyah. İnsan uzaya çıkmayı hayal ediyordu. Evet. Mozul kadim. Kânel insan insan idi. Ne yapıyordu? Yahlum hayal ediyor idi. O zaman halleme yahlumu hayal kurmak. Rüya görmek. Değil mi? Kânel insanu yahlumu o zaman hayal ediyordu. Neyi? Bil huruc ilal fada. Uzaya gitmeyi. Uzaya gitmeyi, uzaya çıkmayı. Uzaya çıkmayı da diyebiliriz. Uzaya gitmeyi de diyebiliriz. Türkçe'de nasıl kolay ifade ediyorsak onu o şekilde esas alalım. Yani insanu yahlimu bil huruc ilal fada. Değil mi? El vasi'a. Bir de fedanın burada sıfatı gelmiş. Bu ne demek? Geniş uzay yani o da o zaten uzay yani geniş olduğu için direkt uzay dersek yeterlidir diye düşünüyorum hocam. Evet, geniş uzaya çıkmak için, geniş uzaya gitmek için insanoğlu
eskiden beri hayal kuruyordu diyelim. Peki vasi' kelimesinin zıttı nedir Adem Hocam? Biliyor muyuz? Yani eşya dar, zıttı ile kavim, değil mi? Hı. Aynen unuttum Eren Hocam, dar da. Birden sorunca unuttum. Dar aynen. Ne demek? Birazdan aklımıza gelir. Dayık, dayık. Hani, dayık. Güzel. Sen ayette de geçiyor zaten. Evet. Dayık demek değil mi? Dar. Dar. Aynen. Dayık. Vasiya. Bu da geniş demek. Evet. Devam edelim. Ellezî darasehu kesîrun minel felekiyyin. Felekiyyin bu ne demek de? Bu da astronot gibi bir şey de. Astronom diyelim buna. Astronom. Hı-hı. Astronot o varyadiyin ve matematikçiler ve fizyaiyin ve fizikçilerin pek çok astronotların, matematikçilerin ve fizikçilerin araştırdığı uzaya, geniş uzaya çıkmayı hayal ediyordu insanlar. Yani o da eskiden beri. Evet, güzel. Dediğiniz gibi sondan başladık. Yani darasahu ele aldı, inceledi demek değil mi? Ders olarak aynen. Gördü değil burası. Çünkü tenavvalede bu anlama gelir. Ele almak, incelemek anlamında kullanılır. Derasahu kesirun minel felekiyin. Birçok astronomun, astronot demiyoruz, astronom dedik, feleki. İlmül felek, astronomi demek arkadaşlar. Zamanda çok uğraşmışlar. Özellikle işte ortaçağ dediğimiz, o batının orada, batıya göre ortaçağ, bizde Abbasi dönemi, zirvede olduğumuz dönem diyelim, İslam sancağının altında. Mesela orada usturlabın geliştiğini biliyoruz. Yani gezegenlerin hareket etmesi ve çeşitli işte o hareket, o zamanlama, planlamaya dair, o timing dediğimiz kısma dair bir onu belirleme yönelik oluşturan bir cihaz. Usturlab olarak geçen mesela Abbasi döneminde bizzat aktif olaraktan kullanılmıştır. Yani sonuna yakın 12. 13. yüzyıl diyelim. O zaman felekiyin dedik. Bir o zaman deresehu kesirun minel felekiyin, birçok astronomun ele alıp incelediği, ve riyadiyin, birçok matematikçinin, vel fizyaiyin ve birçok fizikçinin ele alıp incelediği bu geniş uzaya gitme rüyasını eskiden beri insan düşlüyordu, görüyordu, hayal ediyordu diyelim. Olur. O zaman derasehu, burada normalde arkadaşlar derase yadurusu, ilk öğrendiğimiz zaman bunun ders olarak almak, study fiili olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda study fiil İngilizce'de de öyledir. Ele alıp incelemek anlamında kullanılır. Devam edelim o zaman. Feleki dedik astronomlar, riyadi matematikçiler, fizyai fizikçiler dedik. Son kısmı da okuyalım Adem Hocam. وَاَخْتَرَعُوا الْمُرَاقَبَتِهِ آلَاتِ وَالْعَدَاسَاتِ الْمُقَرِّبَ وَاَخْتَرَعُوا icat ettiler, tasarladılar. El-murakabetil alat, yani gözlemleyici aletler. Şimdi li-murakabetihil alat diyor değil mi? Ha pardon. İhtera'u icat ettiler. Siz bunu gözlemlemek için. Da sıfat değil değil mi? Aynen aynen. Li-murakabetihil alat. Aynen. Gözlemlemek için. El-alati aletler ve el-adasatil mukarribe. Bu da büyük ihtimalle teleskop zaten dedik hocam. Teleskop, evet, ve teleskop aletleri normalde yakınlaştırıcı mercekler dedik. O zaman teleskoplar, yakınlaştırıcı mercekler diyelim mesela. Ve alet gözleme için aletler ve teleskoplar icat ettiler. Ettiler dedik. Güzel. İhtera'a. Öyle mi? Bunun muzarisi neydi? Yahteri'u. Yahteri'u. Emir kipine gelir. İhtiria. Güzel. İhtiria mastarı. İhtira. İhtira. Değil mi? Aynen. İcat. İhtiraat. İcatlar demek. Aynen öyle. Değil mi? İhtiraat. İcat. Evet. Bu kadar kısım yeterli. Adem Hocam teşekkür ediyoruz. Buralarda bulunun. Ederim. İhtiyaç durumunda yine söz hakkı verip size alabiliriz. Tamam, yine inşallah. Söz hakkı almak isteyen başka bir arkadaşla devam edelim. Birinci paragrafı bitirdik. Ben teşekkür ediyorum. Adem Hocam, ikinci paragraf için buyursunlar bakalım. Bakın, عَلَى الرَّغْمِ مِنَ الْجُهُودِ الْكَبِيرَةِ عَلَى الرَّغْمِ. Arkadaşlar, bağlaçlar son derece önemli. Bağlaçlar. Ercan Baran Hocam'ı burada görüyorum. Ercan Hocam burada mısın? Bu daha önceki... Burada hocam. Hocam, buradayım, dinliyorum hocam. Ercan Hocam, bu Hüseyin Yazıcı Hocam'ın bağlaçlar kitabını yine bu grupta da paylaşalım istersen. Yeni gelen arkadaşlar için bağlaçlar kitabını... İnşallah.
Gruptan paylaşalım. Bağdaşlarla ilgili derli toplu bir kitap olmasa sebebiyle tavsiye ediyoruz. Ona bakabilirler. Alfa yayınlarının da var. O da olabilir. Tamam. Aler ragmi demek arkadaşlar kontrast, zıtlık bildiren bir bağlaçtır. Dolayısıyla arkadaşlar bu bağlaç varsa öncesi ve sonrası artı eksi gibi düşünün. Şöyle şöyle olmasına rağmen böyle diyecek. Yani baş kısım eksi ise sonraki kısım artı olur. Başı artı ise sonrası eksi olur. Kontrast zıtlık bildiren bir bağlaç. Dolayısıyla çözümlerken ona göre çözümlememiz lazım. YDS sınavına gidince boşluğu görürsünüz. Oraya bir bağlaç getirmeniz sizden istenir muhakkak. Yani örtülü veya direkt doğrudan baharat sorusuna muhatap olabilirsiniz arkadaşlar. Ona göre yani zıtlık bildiren veya aynı anlamda paralellik bildiren bir yani bağlaçların bulunduğunu bilelim. Açıklama için bağlaçların kullanıldığını bilelim. Ona göre seçmek durumunda kalırız. Aler ragmi minel cuhud. Evet, hazırın arasından söz hakkı almak isteyen, destek vermek isteyen arkadaşlar buyursun. Beraber çözümleyelim. Aler ragmi minel cuhudil kebira. Değil mi? Cehd, cuhud arkadaşlar. Gayret, çaba. Değil mi? El kebira. Büyük çabalara rağmen diye giriş yaptık. Katılımcımız Hacer Hanım'a söz verdim hocam. Olur, gelsin. Buyursun bakalım. Bakiyel hurucu ilel faza. Bakiye kaldı demek değil mi? Bakiye kaldı. El huruc çıkmak ya da gitmek söz konusu uzaya gitmekse ilel feda uzaya gitmek kaldı ve suud ilel kamer. Hacer Hanım hoş geldiniz. Teşekkürler hocam, hoş bulduk. Suud ilel kamer ne demek? Hocam baştan alayım mı? Buyurun. Peki aler rahmi minel cuhudil kebir çok çalışmalara rağmen büyük çalışmalara rağmen Begiyel hurucu ilel feza, fezaya çıkmak yani uzaya çıkmak ve suud ilel kamer aya yükselmek mi? Aya çıkmak herhalde yine aynı anlamda olsa gerek. Hulümeyn-i Cemil'in iki güzel hayal olarak kaldı diye mi çevirdim? Kaldı demek değil mi? Doğru, doğru. Misaad buradan geliyor değil mi? Misaad ne demek Hacer Hanım? Asansör olsa gerek asansör, hocam. Asansör alttan yukarı doğru çıkıyorsun çünkü değil mi? Yükselmek, evet, tırmanmak evet, demek hocam. Değil mi? Saade yes'adu suud bunun masları. O zaman dediğiniz gibi yani büyük çabalara rağmen hem uzaya gitmek hem de aya hem aya gitmek. Uzaya yolculuk edip aya çıkmak da diyebilirsiniz. Fark etmez. Burada ayrı bir fiil kullanmış. Onu göstermek için burada kullanıyor. Hulümeyni cemileyn. O zaman iki güzel rüya hayal olarak kaldı diyor. Değil mi? İki güzel hayal olarak kaldı. Bakiye evet. Kısmı. Devam edelim Hacer Hanım. İnsan gelişti. Geliştirdiğinde, etta irat uçakları geliştirdiğinde mi diyelim, icat ettiğinde veya. Hocam sevarih bilmiyorum. Saruh başta geçmişti, füze uzay roket evet. Demekti. Ha, füzeydi hocam, füzeydi. Çoğulu, ve sevarih ve füzeyi geliştirdikten sonra bede yüfekir düşünmeye başladı. Ameliyen fizalik bunu şey olarak düşünmeye başladı. Ne demiştik hocam? Pratik olarak. Kelimesini başta söylemiştiniz de. Pratik olarak düşünmeye başladı. İşlevsel olarak yani hayata geçirmeye yönelik değil mi? İşin bir nazari kısmı var. Bir de tatbiki ameli dediğimiz kısmı var arkadaşlar. Teorisi ve uygulaması. Evet hocam. Biz bazen teoride çok iyiyiz ama uygulama kısmına geldi mi fire vermeye başlıyoruz. Yani şeydeki kadar ileri olamıyoruz. Bir saniye ben şeyi bir kapatayım. Buradan bir ses geldi. Evet. Ne demiştik? Teoride bazen iyi olabilirsin nazariye kısmında ama işin pratiğe dönük olan kısmının da iyi olması lazım. İkisi birbirinden bağımsız değil. Teori çok yukarıda ama uygulama çok düşük. Arkadaşlar bundan ciddi manada bir verim alamayız maalesef. O zaman وَاِنْدَمَا تَوَّرَ الْاِنْسَانِ insan geliştirdiğinde dedik değil mi? اَتَّائِرَاتِ Hacer Hanım neden esri oldu bu mensuş, bu nasb olmayacak mı? Yani mef'ul değil mi bu cümlede? Hocam kadının çoğulu yani müennesin çoğulunda feta yerine esre kullanıyoruz, kesre kullanıyoruz. Güzel. Cem'i müennes salim asla fetha almaz. Mansup konumunda o. Olduğunda yani kesre konumunda esre alır. Her zaman esre alır. Dolayısıyla dokunulmazlıkları var. Cem'i müennes salim kelimeler. Elif açık T ile bitenler. Doğru. Vessavariha. Bakın bunun öyle bir sıkıntısı yok. Üstüne aldı. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Artık orta bir kuldayız. Yani neden hareketler bu şekilde olduğuna dair bilgimizin olması lazım. En azından okuduğumuz metni anlayacak
ya da anladığımızı Arapça aktaracak kadar diyelim. Evet, وَعِنْدَمَا طَوَّرَ الْاِنْسَانِ الطَّائِرَاتِ وَالسَّوَارِيَةِ Uçakları ve füzeleri geliştirdiğinde بَدَا يُفَكِّرْ Ne yapmaya başladı? Düşünmeye başladı. Düşünmeye başladı. Evet, ameliyen, işlevsel olarak, pratik olarak bunu bu konuyu, bu hususu pratik olarak ele almaya başladı diyelim. Devam edin. وَبَعْدَ Ve ba'de dirasatin daviletin uzun araştırmalardan sonra ve neşadatin ve yine çalışmalardan sonra mükessefetin, hocam mükessefe bilmiyorum bu kelimenin anlamını. Yoğun demek. Yoğun. Yoğun çalışmalardan şimdi ve bakın, yoğun araştırmalardan Arapçada sonra. Eş anlamlı kelimelerin peş peşe kullanımı yaygın bir husustur, üsluptur. Ve ba'de dirasatin davile. Şimdi dirasat, araştırmalar dedik. Değil mi? Davile uzun süren diyoruz. Bakın burada bir sıfatı geldi. Ve neşatatin mukessefe. Bu bilmediğimiz bir kelime Hacer Hanım. O zaman ba'de dirasatin tavileden yola çıkarak dirasatı neşatatla eşleştirdik. O zaman tavileyi de mukessefeyle eşleştirmemiz lazım. Değil mi? Evet. İkisinin birbirinden bağımsız olması mümkün değil. Çok nadiren görürüz. Neden? Çünkü arada vav bağlacı var. Gördük mü? Evet. Atıf harfi olan vav arkadaşlar öncesi ve sonrasında bir denklik ister. Denklik ister. İştaraytul beyte vel kaleme diyemezsin. İştaraytul kaleme ve deftere dersin. Defter ve kalem aldım. Ama iştaraytul kalem, kalem aldım vel beyt ve bir ev aldım diyemeyiz. Demek ki atıf arasında bir denklik kufuv dediğimiz kısım olması lazım. Dolayısıyla buradan yola çıkarak dedik ki derasat tavile kısmı o zaman uzun süren araştırmalar bu birdi. Ve neşatat değil mi? Neşatat aktiviteler, faaliyetler demek. Hı hı. Faaliyetler. Mukessef yine çalışmalar anlamında. Mukessef yoğun. 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 Aha, yoğun çalışmalar ve uzun süren araştırmalardan sonra dedik bakın. Devam edelim buyurun. İstedâ'al insânü tahkîka hulmühü insan bu hayalini gerçekleştirebildi. Güzel. İstedâ'a değil mi? Ebilmek, abilmek. İstedâ'al insân tahkîk hulumihiydi. O zaman bu hayalini gerçekleştirebildi. O zaman başta kullandığımız tahkik kelimesi buymuş master olaraktan kullanılmış değil mi? İstedaa'dan sonra ya en artı muzari fiil kullanacağız ya master kullanacağız arkadaşlar. Hatırlamış olalım. İstedaa'l insan en yuhakkik hulu mehu dememiz lazım o zaman değil mi? Evet. Ama burada tahkika hulu mihi oluyor. Evet. Devam edelim. Ve kâne rûsî Ve kâne rûsî yugâgârîn evvela insânin yahrucu ilel fezâî. İşte ismini tam telaffuz edemeyeceğim. Rûsî yugârgârî adında bir kişi fezâya çıkan ilk insan idi. İdi diyor. İlk insan oldu diyor değil mi? Gagarin. Gagarin. Ve kâne rûsî gagarin. Rus gagarin diyor. Evvele insânin ilk insandır. Yahrucu ilel fezâ uzaya giden ilk insan dedik. Evet. Ve zâlike fî Hocam rakamları hiç okuyamıyorum. Evet. O zaman fissaniyete aşar fişşehri rabi' dedik. Arkadaşlar ayları sıra sayısıyla kullanabilirsiniz. Eşşehrul hamis, rabi', sadis, sabi' ya da eşşehrul neysan diyebiliriz. Fil neysan. Elf, bini söyledik. Ve tis'amiye, 900'ü de söyledik. Ve vahid, sonra birler basamağa geliyor. Ve sittin diyelim. 60, 1960. Lil milad. Diyelim. Buna miladi ya da hicri demiyoruz Türkçedeki gibi. Lil milattır bu ya da lil hicradır. Biraz sonra bunu Word'a yazalım. Lil milat ya da lil hicra dedik. Ama dikkat ettiğimiz binler basamağını söyledik. Yüzer basamağını söyledik. Sonra birler sonra onlar. Onlar basamağından önce birleri söylüyorduk. Hatırlamış olalım. O zaman 1961'de gitmiş öyle mi? Evet hocam 1961'de. Uzaya. İkisinde. Devam edelim. Ve ba'de vaktin gasir kısa bir zaman sonra nezele indi ra'idel fezai. Ne diyelim hocam? Uzaya mı indi? Uzay ra'id kelimesi. Ra'idel fezai biraz önce geçmişti. Ra'idul feda feda astronot demekti. Ra'idul feda astronot ama burada ra'ida demiş. Elif getirmiş. El feda. Bu ne demek? Neden oraya elif gelmiş? Valla yoruldum hocam burada isim, isim tamlaması var. Muzaf muzafileyh. Güzel. İsim tamlaması muhtemelen. Güzel. Burada bunun harfini düşürdük. Ra'idani olması lazım. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bravo aleyk ya. Ustaz
Ustaze Hacer. Şükran cezilen leki. Sahih. Evet arkadaşlar. Ra'ida el-fada isim tamlaması olduğu için muzaf konumunda bulunan kelime tesniye ya da musenna ikil olursa tamlamadan onu düşer. Çoğul olursa değil mi? Cem-i müzekker salim. Muallimun. Hı? Örnek veriyorum. Müderrisun, mühendisun. Sondaki nun düşer. Dolayısıyla ra'ida el-fada iki astronot demek. Ra'idu el-fada ya da ruvadul fada dersek astronottur olur mesela. Bu şekilde kullanımı var. Ama asla ra'idani el-fada demiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar hatırlayalım. Tesniyenin yani dual ikili kelimenin irabı hareke ile değil harf ile olur. Buradaki elifin bulunması onun merfu konumda olduğunu gösteriyor değil mi Acun Hanım? Evet hocam. Hatırlayalım. Elifin bulunması merfu konumda. Nasb ve cer halinde bu elif ye'ye dönüşecek değil mi? Evet. Ra'idey el-feda diyeceğiz. Hatırladık. Nezele ra'idal feda. O zaman iki astronot indi. Ayak bastı. Öyle mi? Evet. İki Amerikalı astronot indi diyor. Evet. Bakın o zaman iki süper güç var. Rusya ve Amerika ikisi de birbiriyle yarışıyor. Hala da bu yarışlar devam ediyor arkadaşlar. Evet. Bu iki Amerikalı astronot nereye inmiş? Ala, Sad Halikamer, ayın yüzeyine, aya. Armstrong dedi ve Aldrin, Aldrin dedi. Ala Sad Halikamer, o zaman ayın yüzeyine indi ya da aya ayak bastı diyebiliriz. Evet, Hacer Hanım teşekkür ediyoruz. Rica ederim hocam. Katkılarınız için. Bir diğer arkadaş alalım, birkaç tane el kaldıran arkadaşımız var. Katılmayan arkadaşlardan. Hocamız Sena Nur Hanım'a söz verdim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Sena Nur Hanım. Son paragrafa geldi. Evet hocam okuyayım. Buyurun. Ve hekeza böylece esbaha zalikel hulumu bu hayaller oldu bayiden yani bu uzak hayaller hakikaten gerçek oldu. Velakin de ahlamel burada insani, oraya geçmeden ve hekeza doğru bu şekilde esbaha zalikel hulum El-ba'id hakikaten. Değil mi? Bu hareki olarak da neden burası merfu, burası mansup oldu? Bilginiz var mı? Hulumul ba'idu uzak hayaller. Onlar birbirine hani sıfat mevsuf olmuşlar. Hakikatense gerçekleşti. Hal mi olmuş? Yok. Şu alakalı bir kuralımız vardı. Meful olarak gelmiş. Meful demeyelim buna. Bu kendi ve kardeşten hatırladık ismini mı? İsmini ve haberini nasip ediyordu. Ha, evet. Yani Allahu alimen. Değil mi? Kendi ve kardeşlerinden asbaha. Değil mi? Hatırlamış evet. Olalım. O zaman evet. Asbaha zalikel hulumul ba'id. Bu uzak hayal oldu. Ne oldu? Hakikaten, gerçekleşti. Gerçekleşti. O zaman ilkine biz değil mi? Asbaha'nın ismi. İsmi. Evet. İkincisine Asbaha'nın haberi deriz. Haberi diyoruz. Yani müptada haberin başına gelirdi. İlkini nasb sonra ilkini ref sonrakine nasb ederdi. Devam edelim. Velakinne. Velakinne ahlamel insani insanın hayalleri la tetevakkafu durmaz. Yani durmuyor. Durmuyor. Yani. Duraklamıyor. Normalde vakafe yakifu durmak. Ama tevakkafe duraklamak. Evet. Duraklamak. Et-tariqu seri'a var değil mi? Otoban mesela. Çevre yolu. Memnu el-vukuf ve tevakkuf yazar Arap ülkelerinde. Durmak ve duraklamak yasak. Duraklamak zaten yani tamamıyla uzun süreli bir durma değil. Kısa süreli de olsa durmak yasak demeye getiriyor. O zaman burada ne diyor? وَلَكِنَّ اَحْلَامَ الْاِنْسَانِ değil mi? İnsanın hayalleri la tetevakkaf duraklamıyor, durmuyor diyebilirsiniz. Fark etmez. Duraklamıyor anlamını da bilelim ama. Evet, devam edelim. Ve o yani insan yehlumul el an yani şu an hayal ediyor bir en yaişe yaşamayı bir fedai uzayda yaşamayı hayal ediyor. Güzel. Ve yantık ile beynel kevaki ve gezegenler arasında yani gezmeyi hayal ediyor. Evet değil mi? İntakale yantakilu taşınmak gidip gelmek intikal etmek. Evet. Değil mi? İntikal etmeyi, gidip gelmeyi. Beynel kevâkib. Kevkeb ne demekti? Yıldız. Yıldız ya da gezegen demek değil evet, mi? Evet.
O zaman beynel kevakip gezegenler arası. Fe inneke mesela kevkeb ile alakalı bir beyit. Fe inneke şamsun vel muluku kevakibu. Değil mi? İza telate lem yubde minhunne kevkebu. Bu mütenebbinin bir beyti. Fe inneke şamsun vel muluku kevakibu. Yazayım birazdan. Metni bitireyim birazdan. Word'e geçince yazayım. Sena Nur Hanım. Orada tekrardan el alalım, incelelim. Kevkep kelimesi orada geçiyor. O zaman gezegenler dedik. O zaman insan gezegenler arası yolculuk yapmak isteyecek. Değil mi? Şu anda onu hayal ediyor. Evet. Evet. Devam edelim. Yelyame bugün yekune alel ardi dünya üzerinde oluyor. Ve heden yarinse yasabu ilel mirrihi Mars'a gidiyor. Yani bugün dünyada, yarın Mars'ta ve usbu il kadimi, gelecek hafta ise yusafir iler bilotu Platon'a gidiyor. Ve rübbe mabarda müddetin hem bu şey ve rübbe mabarda müddeti bir müddet sonra seyüftekiru fi şeyden dolayı göremiyorum da Seyfek Yurufi Tenazihi gezmeyi düşünüyor. Beynel Mecarrati galaksi arasında gezmeyi düşünüyor. Evet, yolculuk yapmayı da düşünüyor dedi. Evet. Güzel. Evet. Bakalım şuradan alalım tekrardan. Ve yentakilu beynel kevakib, değil mi? Gezegenler arası seyahat etmeyi, intikal etmeyi düşünüyor dedik. Fel yevme bugün yekunu alel ardı. Bugün yeryüzünde olacak. Küreyi arz, değil mi, yerde? Ve gaden yezebu ilel mirrih, yarın Mars'a gidecek. Ve fil usbu'il kadim, o zaman gelecek hafta yusafir ile Pluto'na gidecek diyor. Ve rubbema, belki de, değil mi? Ba'de mudde, bir süre sonra seyufekir, düşünecek. Fit tenezzuh, gezmek, gezinti yapmak. Normalde pikniğe çıkmak demek. Muntezeh dediğimiz kısım Arap ülkelerinde piknik yapılan yerdir. Muntezeh. Fittenezuh, o zaman gezmeye gidecek. Ben el mecerrat, gezecek, gezebilecek diyor. Galaksiler arası dedi. Evet, güzel. Burada not alacağımız, yazacağımız hususlar neler vardı kelimeler olarak? Sena Nur Hanım, hangi kelimeler vardı? Şu üstteki paragraftan da yola çıkarak mesela. Astronot vardı. Astronot zaten vardı. Evet. Ondan sonra. Raidul Feda vardı. Word'e yazacağımız kısımları. Mesela burada vasiya demiştik. Zayık dedik, değil mi? Evet. Zayık. O da dar demekti. Şuradan ada ders notları. Word kısmına bir geçelim bakalım. Şöyle bakalım. Burada ayrı daha önce geçen kurda benim tuttuğum notlar vardı. Alt kısmından itibaren bakalım. Rahabe yurahibu. Güler yüze karşılamak, hoş geldin demek. Word'u görebiliyorsunuz değil mi? Evet, görünüyor. Görünüyor, tamam. Güler yüze karşılamak, hoş geldin demek. Hatta da yuhattitu da planlamak, planını yapmak, tasarlamak demektir. O zaman vasiya dedik. Vasiya geniş demekti, hatırlayalım. Dayık. 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 Sena Nur Hanım, genişin başka anlamı ne var? Hatırınıza geldi mi? Geniş anlamına gelen başka bir kelime. Vasiya. Arid duydunuz mu? Arid. Eşşari'u arid. Heyecanlanmaya gerek yok. Yani burada biz öğrenmeye çalışıyoruz. Elimden geldiğince. Evet. Arid arkadaşlar geniş demek. Vasiya da geniş demek. Dayık dar demek. Dayıktan yola çıkınca benim hep aklıma boğaz geliyor. Boğaz ne demekti boğaz? İstanbul Boğazı. Evet. Ne diyebiliriz? Madıyık. Duydunuz mu? Madıyık. Dar geçit. Madıyık. Madıyık ya da Busfur diyorlar. Busfur. Bosforus derler. Bosforus. Boğaz turlarının İngilizcesi. Busfur. İkisi de boğaz demek. Madıyık İstanbul. Busfur İstanbul dedik. Başka hangi kelime vardı buradan alıp yazabileceğimiz? Kitabı göremediğimden dolayı. Ne olabilir başka oraya yazacağımız? Senanların aklınıza gelen var mı? İhtira'a icat etti. İhtira'at
Değil mi? İcatlar, onu yazalım. İhtira. Yahteri'u, değil mi? İhtiria. Emir kitini yazalım. İhtiraat. İhtira. Yahteri'u icat ediyor. İhtiria icat et. İhtiraat. Pardon. İhtiraat. İcatları da genişleyeceğiz. Bu da onun mastarı. İcat etmek demekti. Başka aler rağmı mini gördük. Cehd, cuhud, cuhud. Değil mi? Onu yazmaya gerek yok. Onu biliyoruz. Başka ne vardı? Başka. Sathul kamer o geçmiş. Asfaha zalikel holun o geçmiş. Hani sade geçebilir. Hani daha önce görmüştük. Belki daha önce sa'ide. Yes'adu su'ud yükselmek. Tırmanmak demekti. Onu da yazayım. Sa'ide yükselmek, tırmanmak. Ba ve benzeri tırmanmak. Yes, a, du. Tamam, orta harfin harekesi önemli. Ona göre emir kipini getireceğiz zaten. Su'ud bunun masları. Su'ud tırmanmak demekti. Tırmanmak, yükselmek. Mis'ad dedik. Asansör değil mi? Mis'ad. Yükselme. Asansör dedik. Fe inneke şemsun vel muluku kevakibu demiştik. Fe inneke şemsun vel muluku kevakibu. Sen güneşsin. Öyle mi? Vel muluku kevakibu iza tala'te lem yebdu minhunne kevkebu. Kevkeb deyince kevakip kısmına gelmiştik. Ve inneke şemsun dedik ki mütenebbi Seyfü Devle el Hamedani'yi övüyor. Övüyor. Demek ki metiyeleriyle ve fahriyeleriyle meşhurdur. Fahriyeleriyle meşhurdur. Mütenebbi. İsminden de anlaşıldığı gibi arkadaşlar mütenebbi. Kısaca bilgi verelim. Abbasi döneminde yaşamış bizzat peygamberlik iddiasında bulunmuş bir şairdir. Peygamberlik iddiasında bulunmuş bir şair. Bundan dolayı ismi, yani lakabı diyelim, Mutenebbi. Nebi var ya, Nebi. Kendisi peygamberlik iddia edince diyorlar ki Hazreti Peygamber La Nebiye Ba'di dedi. Yani benden başka bir peygamber gelmeyecek. O da tabii enaniyet, ego o kadar yüksek ki Ve ne ismi fissemâi la diyor. Bana gökyüzünde sema halkı la der. Dolayısıyla la nebiyye ba'di diyor Hazreti Peygamber. Benden sonra hiçbir peygamber yoktur. La en nafi lil cins. O da normal la en nafi olaraktan alıyor. Diyor ki benim gökyüzünde ismim la'dır. O mütenebbi işte ona ait olan bu bir beyit. Fe inneke şamsun sen güneşsin. Vel muluk melik muluk. Krallar da kevkebun kevakibu. Fe inneke şamsun vel muluku kevakibu. Sen güneşsin, senin dışındaki diğer krallar, sultanlar ise gezegenler gibidir. Güneş de gezegeni bir tutuyor. Bakın, karşılaştırmasını yapıyor. İza talate, sen doğduğun zaman, sen ortaya çıktığın zaman diyor. Lem yubde, beda yebdu, lem yebdu, yubde demişim. Lem yebdu, görünmek, ortaya çıkmak, görünmez. Minhunne, bu gezegenlerden kevkebu. Yani bunu yazınca Senanlar Hanım bir kese altını hak ediyor tabii arkadaş. Yani yılda böyle bir kese altınlık bir beyit söylese yeter herhalde geçimini sağlamak. Değil mi? El haylu vel leylu vel beyda'u ta'rifuni diyor. Değil mi? At, gece, çöl beni iyi tanır. Bu şekilde bir. Vel kalemu vel kırtas şu vel romhu vel kırtas vel kalemu. Bir gün yanında gulamıyla birlikte, hizmetçisiyle birlikte çölde seyahat ederken, bir yerden bir yere geçerken yolda eşkıyaların saldırısına uğrarlar ve başlarlar kaçmaya. Bu yanındaki hizmetçisi der ki, bu beyti söyleyen sen değil misin? Gece, at, çöl, mızrak, kağıt, kalem, kılıç beni iyi bilir diyen sen değil misin? Evet benim diyor. O zaman diyor ne diye kaçıyorsun? Dön de savaşalım. Savaşıp orada ahirete intikal ediyor kendisi. Dolayısıyla ölümü yani söylemiş olduğu şiiri ölümüne sebep olan şairler arasına geçiyor. Böyle birkaç tane şairin olduğunu biliyorsunuz. Birkaç tane çalışma var.
Evet, buradan geri dönelim. Buraya yazacağımız başka bir kelime var mıdır? Sena Nur Hanım, şunu yazsak iyi olur dediğiniz var mı? Bilmiyorum hocam. Yani geri kalan kısmı herhalde öğrenilmiştir. Takıldığımız yer olursa yine tekrardan şuradan ben diğer tarafa bir geçiş yapayım. Ve tekrardan sorarız arkadaşlar. Evet, metni burada tamamladık. Metinle alakalı soracağımız bir yer var mıdır? Anlaşılmayan bir yer var mıdır? Belki soruları daha sonra mı alacağız Emre Hocam? Evet hocam, son 15 dakika, 10 dakika civarında. Son 15 dakika alacağız. Saat 10 gibi soruları alırız. O zaman oraya bırakalım. Sena Nur Hanım, siz bir dakika bekleyin. Metni bir iki kez dinleyelim, bir kez dinleyelim. Ondan sonra metinle alakalı soru cevap kısmına geçelim istiyorum inşallah. Dinleyelim bakalım arkadaşlar. İstemi' ve kıra. منذ القديم كان الإنسان يحلم بالخروج إلى الفضاء الواسع الذي درسه كثير من الفلكيين والرياضيين والفيزيائيين واخترعوا لمراقبته الآلات والعدسات المقربة. على الرغم من الجهود الكبيرة بقي الخروج إلى الفضاء والصعود إلى القمر حلمين جميلين وعندما طور الإنسان الطائرات والصواريخ بدأ يفكر عمليا في ذلك وبعد دراسات طويلة ونشاطات مكثفة استطاع الإنسان تحقيق حلمه وكان الروسي جاجارين أول إنسان يخرج إلى الفضاء وذلك في 12 من الشهر الرابع عام 1961 للميلاد وبعد وقت قصير نزل رائدا الفضاء الأمريكيان أرمسترونغ وأولدرين على سطح القمر وهكذا أصبح ذلك الحلم البعيد حقيقة ولكن أحلام الإنسان لا تتوقف فهو يحلم الآن بأن يعيش في الفضاء وينتقل بين الكواكب فاليوم يكون على الأرض وغدا يذهب إلى المريخ وفي الأسبوع القادم يسافر إلى بلوتو وربما بعد مدة سيفكر في التنزه بين المجرات. Evet, metin bundan ibaretti. Sena Nur Hanım, burada mısınız? Evet hocam, buradayım. طيب لننظر إلى الأسئلة متعلقة بالنص. Ecib anil esiletil atiye. Sorulara cevap verin diyor. Birinci soruyu bir okur musunuz Sena Nur Hanım? Bimaza kâne yahlumul insanu kadimen. Yani eskiden insanlar neyi düşünüyor? Neyi hayal ediyordu? Neyi düşünür? Neyi hayal ediyordu dedik. Güzel. Evet. Burada dikkat edeceğimiz bu halime yahlumu hayal kurmak, hayal etmek ya da rüya görmek gibi bir ile kullanıyor. Bu şekilde belirli bir harfi cerle kullandığımız fiil varsa soru edatının başına bu harfi cer gelir. Olduğu gibi bırakabilir, sonunu kesedebilir. Bime. Bunu da yapar. Bimâzâ kâne yahlumu el insânu kadîmen. O zaman neyi düşünüyormuş Sena Nur Hanım? Şey diye cevap vereceğiz. Yahlumu bil hurûci ilel fedâi. Güzel. Kâne yahlumu bil hurûci ilel fedâi. Ya da yahlumu bil hurûci ilel fedâi. Değil mi? Uzaya gitmeyi düşünüyor idi. Evet, ikinci soruyu da alalım. Sena Nur Hanım sizden. Hel fekeren insanu ameliyen insan pratikte düşündü mü bil hurucu ilel fedai uzaya gitmeyi pratikte düşündü mü ve keyfe nasıl? Düşündü mü? Hel fekeren insan ameliyen bil hurucu ilel fedai. Bakın metinde ne geçiyordu? Indema tavvarel insan الطائرات والصواريخ değil mi? İnsan uçağı ve füzeyi geliştirdiğinde bedae yufekkiru ameliyen fi zalik. Bakın. Burası mı? Evet, burası. Evet, ameliyen dediği kısım burası. Dolayısıyla bunu ciddi olarak, bunu işlevsel olarak, pratiğe bakan yönü olarak da düşündü. O zaman naam fekkerel insanu ameliyen fi zalik. Bu birinci kısmı. عندما طور الإنسان الطائرات والصواريخ. Evet. عندما طور الإنسان. O zaman düşündü, değil mi? Ne zaman?
عندما طور الإنسان الطائرات والصواريخ وكيف diyor ya. O kısmı da bu şekliyle cevap vermiş olalım. Teşekkür ederim Sena Nur Hanım. Rica ederim buralarda hocam. Olun. İhtiyaç durumunda sizi rahatsız ederiz. Evet, buyursunlar bakalım. Devam edebileceğimiz arkadaşlardan söz hakkı almış olan, almamış olan arkadaş varsa onlardan da yeni katılımcımız Kadriye Hanım'a söz verdim hocam. Buyursun Kadriye Hanım. Tekrardan selamünaleyküm hocam. Aleykümselam Kadriye Hanım. Buyurun, üçüncü sorudayız. Evet hocam. Hı. Hal tevakkafe hulumul insani la la tevakkaf. La la tevakkaf mı diyelim? Tevakkafe mazi mi muzari mi fiil olarak? Muzari. Muzari mi bu? Yoksa mazi mi? Muzari'nin sonu üstün olur mu? Yok hocam, pardon, evet. Muzari eğer başında nasb ve cezm edatlarından biri olmazsa, değil mi? Evet hocam. Ref üzere merfudur. Yani sonu ötrelidir. O şekilde söyleyelim. Evet hocam. Yalın olduğu zaman merfu konumda. Dolayısıyla tevakkafe buradaki sayıyı görüp asla buna muzari demeyelim arkadaşlar. Mazidir. Hel tevakkafe hulumul insan. İnsanın nesi Kadriye Hanım? Hayalleri. Hayalleri durdu mu? Durakladı durdu mu? Diye soruyor. Ha, durdu mu? Hayır, durmadı diyeceğiz hocam biz de. Evet. Nasıl deriz Arapça? La tevakkafe. İşte la deyince ben muzari mi diye sordum. Şimdi biz evet, normalinde hocam. La'dan sonra muzari getiriyoruz. Ma'dan sonra maziyi getiriyoruz. İlla evet, muzari getireceksek lem'den sonra getirebiliriz ama değil mi? Lem'den evet, sonra. Evet hocam. O zaman ma tevakkafe hulumul insan. Bu birinci cevap. Evet. La ile cevap verseniz hata etmiş olur musunuz? Normalinde Araplar kullanmıyorlar şu anda modern Arapçada. Ama klasik evet. Arapçada görebilirsiniz. La'dan sonra mazinin kullanımı. Fakat biz genel itibariyle ma'dan sonra arkadaşlar maziyi, la'dan sonra da muzariyi getiriyoruz. Yani bu cehd-i mutlak dediğimiz kısım var. Yani kesin bitmiş mazi olaraktan da lem artı muzariye kullanırız. Lem dersek muzari olaraktan ne gelir buraya? Kadriye Hanım. Lem. Lem yetevakkaf. Ahsenti. Lem yetevakkaf. Değil mi? Durmadı. Hulumul insan. İnsanın hayali. Evet. Devam edelim. Hocam bir kez bir şey diyecektim de üçüncü soruyla alakalı le hayır desek me tevakkaf desek olur mu? Tabii yani ki. Tabii ki. Le bir kere helle soru geldiği zaman ya ne'am ya la ile başlayacağız. Evet hocam. Ama olumsuz geliyorsa o zaman peşine bir olumsuzluk edatı daha lazım. La ma tevakkafe hulumul insan. Olur. Zaten böyle cevap vermek lazım. Evet. La lem yetevakkaf muzari ile cevap vermek lazım. Evet. Devam edelim bakalım. Dördü okur musunuz? Tabii. Mâde tetehayyelu en yef'alel insânu bagda 50 sene. Diyor ki 50 yıl sonra insanlar 50 yıl sonra insan hayallerini peşinde gitmeli mi? İşte onu öyle tam mi? Şey yaptım. Yok, hayallerinin peşinden gitmeli, onu demiyor hocam. Ha, onu demiyor, ne diyor? Evet. İşte hocam bir türlü toparlayamam. En yefale yapmaya, tehayyele hayal etmeye. Ama burada soru kime geldi? Burada soru sana geldi. Evet hocam. Diyor ki, mâzâ tetehayyelu, sen ne düşünüyorsun? Evet. Ne tasarlıyorsun? Evet. En yef'alel insanu, insanın ne yapacağına dair. Bâde hamsîne evet. sene. Evet. 50 yıl sonra insan sence ne yapacak? Rubbama el insanu yetecevvelu fil dakika ustaz. Tafadeli. Nam. Rubbama insanu yezhebu ile mecerrat ya'iş mecerrat nam ve ya'iş fil mecerrat nam ya'iş fil mecerrat izan ya seyde ya anisa kadriye nahnu la nestahdim huna fi'il zahaba zahaba min mekan ila mekan qarib nahnu nestahdim nam iza kana el maksad iza kana el hedef
هو مكان بعيد نحن نستخدم نسافر أو إذا كنا نقصد بأن الإنسان سيسافر ويقيم هناك نحن نستخدم فعل ينتقل إذن ربما الإنسان في المستقبل ينتقل من مكانه إلى الفضاء ينتقل ويقيم هناك ربما لا نعرف إذن من يبقى في الأرض من يبقى في الأرض قدريه والله فقط يعني فقراء حيوانات نباتات فقراء حيوانات ونباتات طب إذا بقي من ظلمنا إذا تخلص من ظلم الإنسان insanın yaptıklarından kurtulursa hayvan ve nebatat kısmı kalır. Ama bu gidişle bakın topyekun bir vebanın altındayız arkadaşlar. Bütün insanlığı etkiliyor. Dikkatli olmak lazım. Köprüden önceki son çıkış işte bu. Yoksa daha önce biz Kur'an-ı Kerim'den okuyoruz. Ad, Semud, Lut kavmini biliyoruz. Bunlar müstakil olarak bir bölüme indirilmiş ne diyelim işte hani musibetlerdir. Afetlerdir. Fakat asla dünyanın tümüne ne zaman oldu? İşte direkt müdahale işte Nuh Aleyhisselam tufanıyla birlikte oldu. O da köprüden önce son çıkıştı. Direkt müdahale gerekti orada da. İnsan farklı varlıklarla bir araya gelme durumu söz konusu oldu ve farklı bir tür ortaya çıkma durumu vardı. O zaman müdahale edildi. Şu anda da öyle. Bakın tüm dünyada topyekun herkesi kuşatması altına almış bir salgın. Hayırlısıyla bu sınavı atlatmayı nasip etsin inşallah. Allah. İnşallah. Evet. Dediğiniz gibi insan gidip orada kalabilir dedik. Değil mi? Kadriye Hanım. Namustas. Evet. Şimdi bakalım. Yer alıştırmaya geçelim. Sıl el cümel fil kaimet e bime yunasibuha fil kaimet be. İzen hunake kaimeten el kaimetil ule alel yemin ev fil yemin ve hunake el kaime el saniye fil yesar alel yesar. İzen nahnu nakra cümle vahide minhuna ve nakhtar mukabilehu cümle tetimmu cümlel ule. Naam tefaddeli kadriye. Evvela cümle lev semahti. Biraz önce el kaldıran arkadaşlar vardı. Onlar da buyursunlar. Kadriye seni dinliyoruz. Birinci cümleyi okur musun? Tamam usta. El insanu fil madi fil be kana yahlumu bil kuruci ilal fadai. Naam. El insanu fil madi كان يحلم بالخروج إلى الفضاء dedik. Öyle mi? Evet. Uzaya gitmeyi düşünürdü dedik. Kadriye Hanım mikrofonu kapatmayın. Yıldız Hanım'ı görüyorum. Söz hakkı verelim. Evet, verdim hocam. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam Yıldız hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Biz gezegenden bahsettik biraz önce şiirde ama siz yıldız olarak geldiniz. Evet. Yıldızın Arapçası neymiş? Kevkep veya Necmi. Aman Kevkep Necim diyelim. Bununla ilgili bir sure var mı Kur'an-ı Kerim'de? Necm suresinde var ama benim ismim Türkçe bir kelime. Normaldeki yıldız. Ha, anladım tamam Türkçe bir kelime. Yok ben anlamını sormuşum. Doğru Necim Kur'an-ı Kerim'de mevcut diyoruz. Doğru öyle evet. Evet. Necim suresi değil mi? Evet, evet devam hocam. Edelim bakalım Yıldız hocam. İkinci cümleyi okur musunuz? Derese çalıştı El Fezai uzay hakkında çalıştı. Karşısı kesirut birçok minel felekiyyine astronomi ve riyadiyyin matematikçi ve fiziyai ve fizikçi. Birçoğu yani astronomi, matematik ve fizikçi hakkında çalıştı. Fizikçiler çalıştı değil mi? Derasel evet, feza evet. Diye. Aha, bakın arkadaşlar evet. Biz normalde fiil, fail, meful görmüştük ama bazen önemine binaen takdim tehir olur. Fiile yakın getirdiniz. Derasel feda. Uzayı çalıştı. Uzayı. Demek. Evet uzayı. Öznesi gizli. Gizli hocam öznesi. Ha, şu kısım özne. Kesirun minel felekiyin kısmı. Evet. Özne kısmı burası. Evet devam edelim. Yıldız Hanım üçüncü cümleyi de okur musunuz? İhtera'a icat etmiştir. Dördü kadriye okutalım. İhtera'a icat etmiştir. El ulema'u alimler. El alat aletleri. Vel adasatil mukarrabe optik lensleri yani aletleri alimler icat etmiştir. Mukarrabe evet. Bede'e başladı. Yüfekkiri düşünmeye başladı. Ameliyen pratik olarak fis suudi ilel kameri ayet çıkmayı pratik olarak
bağlayamadık. Yani arada bir bağlaç yok. Bakın ikisi birbirinden ayrı. Yani araya bir bağlaç getirse olurdu da. Şimdi dediniz ki o zaman ulemalar değil mi, aletleri ve optik lensleri icat etti dediniz. Ama niçin? Pardon, özür dilerim hocam. Pardon, pardon. Heh, orayı bağlayalım. Ha, tamam. Sebep sonucu ilişkisi. Limukarebeti. Bir daha okuyun o kelimeyi. Limurakabeti. Limurakabeti bilmek için el fezae uzayı minel arzi dünyadan uzayı bilmek için yani gözetlemek için. Gözetlemek için. Gözlemlemek için. Evet. Optik lensleri aletleri alimler icat etmiştir. İcat pardon. Etmiştir. Güzel. Yıldız Hanım teşekkür ediyoruz. Burada olun lütfen. Bekleyin. Kadriye Hanım. Buyurun hocam. Tabi ya. Tefaddali. İkrarı izah semahti. عندما تورر الإنسان طائرتي والصواريخ في بدأ يفكر عمليا في الصعود إلى القمر. نعم عندما طور الإنسان الطائرات والصواريخ. تمام. Bu ikisini geliştirdiğinde ne yaptı? بدأ يفكر عمليا pratik olarak düşünmeye başladı. في الصعود dedik. Gitme, yükselme, ilal kamer, aya çıkmayı pratik olarak düşünmeye başladı. Devam edelim bakalım. Sonraki cümleyi. Yıldız Hanım siz buyurun 5. 6'yı da Kadriye Hanım'la bitireceğiz inşallah. Yıldız Hanım. Tefaddali. El-an devruki. Yıldız Hocam. Yıldız Hanım sesiniz açık. Buyurun. Hocam Tuğba Hanım'a söz verelim mi? Hiç uygundur. Uygundur hocam, uygundur. Alalım. Tuğba Hanım buyurun. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Evet, buyurun bakalım. Beşinci cümledeyiz Tuğba Hanım. Evvelu insanin haraca ilel fedai huvel rusiyyu bagarin. Naam. Evvelu insan haraca ilel feda huve arrusi Gagarin, değil mi? O zaman Rus aslında evet. Gagarin'miş. İlk çıkan insan diyor. Evet, Tuba Hanım bekleyin. Kadriye Hanım altı okur musunuz? Tabii hocam. Seyufekkirul insanu fil mustakbeli fit tenezzuhi beynel kevakibi vel mecerrati. Güzel. Seyufekkirul insanu fil mustakbel fit tenezzuh, değil mi? Gidip gelmeyi, gezinti yapmayı, dolaşmayı diyelim. Yani beynel kevakib, değil mi? Vel mecerrat. Evet. Güzel. Anlaşıldı sanırım. İs'el zemileke el es'ilel atiye. Bu kısmı hızlı geçeceğiz. Sadece anlamlarını okuyalım bakalım. Tuğba Hanım okur musunuz? İlk iki sorunu okursanız tamam. Sevinirim. Ma faidetul husuli ilel fedai. Uzaya çıkmanın faydası nedir? Ma ehemmu ihtirai fil hayati, buluşların hayattaki önemi nedir? Mi. Öyle mi çeviriyorsunuz? Ehemmi. İhtira, en önemli buluş, hayattaki en önemli buluş nedir? Aynen. Ma ehemmu ihtira fil hayat. Değil mi? En önemli buluş nedir diye soruyor. Güzel. Üçü de okuyun Tuğba Hanım. هل تظن أنك ستزور الفضاء يوما ما؟ Sen bir gün uzaya ziyaret edeceğini düşünüyor musun, zannediyor musun? هل تظن أنك ستزور الفضاء يوما ما؟ Uzaya bir gün seyahat edeceğini düşünüyor musun? Diyelim. Ziyaret etmek anlamında da olur. Seyahat etmek anlamında da olur. Mesela Araplar doktora gitmeyi zehab ile tabip demiyorlar, ziyaret-i tabip diyorlar. Hel zurtet tabib diyor. Doktora gittin mi? Doktoru ziyaret ettin mi anlamında çevirmeyeceğiz onu. Biz Türkçedeki bağlamda gittin mi diye söylüyoruz. Uzaya gideceğini. Burada da uzaya o zaman ziyaret edeceğini demeyelim. Yani gideceğini ziyaret, düşünüyoruz. Misafirlik gibi bir şey aklımıza geliyor Tuba Hanım. Gitmek dolayısıyla. Uzaya çıkmak da diyebiliriz. Fark etmez. Dördüncü cümleyi de okursanız Tuba Hanım. Mâ akrabu kevkebin ilel ardı. Yeryüzüne en yakın yıldız hangisidir, nedir? Evet, gezegen hangisidir? Hangisiymiş bu arada en yakını? Güneş, Şems. Güneş mi? Yok. En yakın, ay. Ay, pardon. Ay, yani onu tam gezegen demiyorlar, ona uydu diyorlar.
Başkan, hani bir gezegende su vardı, su yoktu, hani durmadan Mars. Konuşuyor ya. Mars, Mars, Mirih. Mirih diyelim, Mars diyelim. Evet, güzel. Tuba Hanım, siz burada olun. Kadriye Hanım, burada mısınız? Evet hocam, buradayım ben. Hadi. Şimdi bakalım alta ne diyor. Teammel el cümelel atiye. Aşağıdaki cümlelere bak, incele, düşün. Ve lahiz, dikkat et, farkına var. El kelimat elleti tahtaha hat. Altı çizil olan kelimelerin dikkat et diyor. Buraya gelmeden önce şu alt kısımda bir şey var mı? İşte burayı bir okuyalım, ondan sonra geçelim. Okuyalım bakalım birinci cümleyi. Kadriye Hanım. Ben mi hocam? Tamam. Evet, evet, siz. هذه الدنيا عجيبتون. Anlamı nedir? Devam edeyim mi hocam? Anlamı nedir? Tabii, bu dünya acayiptir. Bu dünya acayiptir diyor değil mi? Dünya, evet. Deni, bayağı olma, aşağı olma. Dune, evet. Without demek, without. Uridu şey dune sükker ya da biduni sükker. Şekersiz çay istiyorum. O bidun ve dun ile buradaki dünya aynı. Deni, bayağı olmak. Sıradan olmak, aşağılık olmak demek. O zaman buradan ismi gelmiş arkadaşlar. Hazihi dunya, bu dünya neymiş? Acibe, acayip, ilginç, enteresan diyor dünya. İki okuyalım. Hadi yalım. İkteşefe İbn-i Macid'in hazihil cezira. İbn-i Macid bu adayı keşfetti. Keşfetti diyor. Demek ki ihtira, icat, iktişaf, var olanı bulma. Evet. Arada fark var değil mi? Birisi keşfetme, evet, diğeri icat etme. Üçü evet. Okumuşsunuz. Necahtu fi hadihil muhimmeti. Hocam, muhimmeti bu önemli, önemli olan bir şeyi başardım veya önemliyi başardım mı? Doğru, yani muhimme önem diyebilirsiniz, burada görev demek. Evet. Evet hocam. Görev demek, ödev demek, misyon demek. Misyon, muhimme. Ene fi muhimme diyor mesela, ben görevdeyim. O zaman necahtu fi hazihil muhimme, bu görevi başarıyla tamamladım diye. Aha, yoksa bu önemliyi başardım olmaz. Evet hocam, olmuyor. O zaman evet. Olmaz. Evet. Kadir Hanım, yeterli, teşekkür ederiz. Ben söz teşekkür hakkı, ederim. Tuba Hanım, sizdeydik. Tuba Hanım, devam edin lütfen. Şuradaki birkaç kısmı da okuyalım. Buraları da bırakmamız lazım. Birazdan bırakacağız. Soru cevap kısmına geçeceğiz. Yoklama alınacak. Buyurun Tuba Hanım, birinci cümle. اَلَّذ۪ي سَمَّمَ الْبُرْجَ مُهَنْدِسٌ بَارِعٌ سَمَّمَي Dizayn etmek. Dizayn etmek, tasarlamak. Bu burcu usta bir mühendis dizayn etti, tasarladı. Dizayn etti, tasarladı. Bari'a usta demek. Yetenekli demek. Yetenekli mahir demek değil mi? Doğru. Usta bir mühendis tasarladı. Burç, bu kuleyi diyelim. Sonrası iki okur musunuz? Kâbele sahafiyyü ellebi âdemin el fazâi. Sahafi gazeteciydi. Gazeteci karşıladı. Ellezi âdemin el fazâi. Uzaydan gelen, geri dönen şeyi. Gazeteci. Geri dönen ni? Geri dönen kimseyi. Kimseyi karşıladı. Astronot. Astronotu diyecek de orada ellezi'yi kullanmış. Evet. Doğru. Kâbele sahafiyyü ellezi âdemin el fada, değil mi? Evet. Yani sahafiyyu ellezi burada meful konumunda olur. İsme mevsuldür değil mi? That which who anlamında. Ademin el fada. Uzaydan dönenliği, dönen kimseyi yani astronotu. Sıfatı herhalde gazeteci. Karşıladı diyelim. Evet. Üçü okur musunuz? Behastu anillezi keteber rivayette. Araştırdım. Rivayeti yazanı araştırdım. Güzel. Rivayeti yazan derken burada rivayet edebi bir haber. Tür değil. Rivayet roman demek. Er-rivaye. Roman. Romanı yazanı araştırdım. İnceledim. Romanı yazanı araştırdım. Romanı yazan hakkında bilgi topladım. Diyebilirsiniz. Bahastu an demek. Hani fi bahsetmek, an aramak, araştırmak demek. Olur. Evet. Tuba Hanım. Yeterli. Teşekkür ediyorum. Yıldız Hanım burada mıdır? Ben şu üç cümleyi de Yıldız Hanım'a okutalım. Burada Emre hocam, söz veriyorum ona. Birazdan söz yoklamayı veriyorum. Alabiliriz. Hazırlık yapabilirsiniz. Tabii hocam. Yıldız Hanım buyurun. Sağ
Söz verdim hocam Yıldız Hanım'a. Geliyor mu sesim hocam? Evet, şu anda geliyor. Buyurun Yıldız Hanım. Tamam. Hastayı okuduk hocam onu. Hı hı. Cim faslındayız altta. Bena ile başlıyor. Bena. Ha, bena inşa etti. El battani yu battani. Yani isim hocam. Merse'den felekiye bir uzay araştırma merkezini battani inşa etti. Rasathane demek ya da teleskop demek. Marsa mesela. Ama biz burada rasathane diyelim. Mersat feleki. Yani feleki uzay araştırma merkezi işte rasathane. Bir rasathane inşa etti dedik değil mi? El battaniyu. Burayı okuyalım. İki. Elbette. İkinci cümle. Ha, ikinci cümle. Terim bu. Seçtik. El battaniye. Battaniyeyi seçtik. Niçin li ihtiraatihi ilmiyeti bilimsel icatları için. Evet, seçtik değil nahterimu. İhterome yahterimu. Hürmet ettik. Pardon. Değil mi? Ha, saygı gösterdik. Saygı gösteriyoruz diyor. El battaniye yani saygı gösteriyoruz. Niçin saygı gösteriyoruz? Li ihtiraatihi ilmiyeti bilimsel icatları icat ettiği için. Aynen, bilimsel buluşları için. Evet. Bilimsel icatlarından dolayı icatları için Bettaniye saygı duyuyoruz dedik. Güzel. Üçüncü cümle burada. İstifade etti. El alimu a dünya neyi neden istifade etti? Pardon, kimden istifade etti? Minel battaniyi battani alimden istifade ettiler. Evet, Battani'den istifade ettiler diyoruz. Güzel. Yani faydalandılar, yararlandılar demek değil mi? Evet, evet hocam. Evet, şu altta arkadaşlar bakın burada kısaca şu kısmı okuyayım ondan sonra bırakalım sonra cevap kısmına geçelim. Onzur ila hazihi vellezi fil kaimetin e ve b değil mi? Elif ve b'deki hazihi ve ellezi kelimelerine bakın diyor. Tecid ennehuma onların olduğunu göreceksin. Fil cümletil ula mübdeda. İlk cümlede müpteda olduğunu göreceksin. Ve fil saniyeti mef'ul bihi. İkinci cümlede de bakın şurada mef'ul bihi olduğunu göreceksin. Ve fil salise isim mecrur. Burada mecrur bir isim olduğunu göreceksin. Lakinne harekete ahirihime lem tetegayyar. Ancak son harfin harekesi değişmedi. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar mebni olan, harekesi değişmeyen kelimeler oldu. Onu söyledi. Onzur ila kelimet battani. Şu cim faslında battani kelimesine bakın. Fil kaimeti cim. Tecib enne hareket ahiriha tegayyarat. Son harfinin harekesi cümledeki konumuna göre değişti. Burada fail, burada mef'ul, burada mecrur konumunda olduğunu görüyoruz dedi. E, B, C. Bununla alakalı da şurada mebni ve murab ile alakalı bir gramer kuralı var. Diyor ki hunaki ismun la tetagayyar hareketu ahirihi. Son harfin harekesi değişmeyen isimler vardır. Ve yusemma bunlar isimlendirilir. Bu semma yusemmayı biz genelde bi ile kullanırız. El isim el mebni. Bunlar mebni isim olaraktan, mebni isimler olaraktan isimlendirilir. Ve hunaki ismun tetagayyar hareketu ahirihi. Son harfin harekesi değişen bir isim de mevcuttur. Ve yusemmel ismel murab mebni. Değil mi? Bina gibi sağlam değişmeyen, muğrab, irab edilen cümledeki konumuna göre son harfinin harekesi değişen demektir. Ba'dul esma el mebniye, harekesi değişmeyen yani mebni olan bazı isimler. El zamir, damair, bütün zamirler böyledir. Ene, huve, ente kısım. Asla ene, asla huvu, huvi olmuyor, değişmiyor. İsmul işare, işaret isimleri dediğimiz hazihi haula. İsmel mevsul, değil mi? İlgi zamir dediğimiz ellezi, elleti, ellezine ya da ismul istifam soru edatları keyfe, men, kem ve eyne. Bunlar bazı mebni isimlerden ibaret. Diğerleri de zaten harekesi değişebilen demiştik. Evet. Burada bırakalım. 19. sayfayı tamamlamış kabul edelim. 20'den devam ederiz inşallah.